1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese merhaba. Canlı yayınımıza katılan, bizleri izleyen herkese sevgi dolu selamlarımızı gönderiyoruz. Avrasya Hastanesi olarak her hafta sağlık panellerimizle evlerinize konuk oluyoruz. Hem 7/24 şifa kapılarımızın ardında hem de dijitalden paylaştığımız yararlı sağlık bilgilerimizle karşınızda olmaya devam ettik ve ediyoruz. Avrasya Hastanesi toplum sağlığını önemseyen, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, bilimsel, etkin, etik, verimli, kaliteli sağlık hizmetleri sunarak
ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir hastane olmayı misyon ve vizyon edinmiş bir sağlık kuruluşudur. Avrasya Hastanesi çalışanlarının ortak değerlerinden sosyal sorumluluk ve topluma duyarlılık ilkemizle hareket ederek toplumun sağlık sorunlarına karşı hassasiyetle yaklaşıyor ve sizler için faydalı olacağına inandığımız zamanın en güncel sağlık sorunlarına karşı tedbirler almanıza yönelik hazırlıklarla karşınıza çıkıyoruz. Yayınlarımıza katılım sağlayan, bize güzel temennilerde bulunan Avrasya Hastanesi çalışanlarına, takipçilerine, hasta ve hasta yakınlarımıza, yurt dışı izleyicilerimize sonsuz teşekkürler ediyerek yayınımıza başlamak istiyoruz. Ve tabii ki devletimize, tüm halkımıza teşekkürle başlıyoruz. Bu haftaki panel konumuz obezite cerrahisi. Panelimizde tüp mide ameliyatından, mide balonundan, mide botoksundan ve bunlarla birlikte beslenmede dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedeceğiz. Birçoğumuz kilo problemi ve bununla birlikte gelen sağlık problemleri yaşıyoruz. Özellikle de son bir yıldır yaşadığımız pandemi sürecinde evde sürekli yemek yeme ya da hareketsizlik gibi alışkanlıklarımız oluştu. Hepimiz birazcık kilo almış olabiliriz. Bu yayınımızla zayıflamak isteyenlere yön vermiş olmak istiyoruz. Evet, bizler muhteşem ekibimizle buradayız. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi zayıflamak isteyenlerin doğru adresi. Ama sizi zayıflatırken dahi birçok insan görsel anlamda rahatsızlık duyduğunu dile getirirken önce bu sağlık için diyoruz. Sonra birlikte bir yol alıp günden güne başarıya doğru sizinle büyük bir değişime giriyoruz. Bugün genel cerrahi uzmanlarımız Operatör Doktor Hasan Nice, Operatör Doktor Coşkun Görmüş, Operatör Doktor Akın Ünal ve beslenme diyet uzmanımız, uzman diyetisyen Büşra Çengel'i sizlerle buluşturacağız. Öncelikli olarak hocalarımın hepsine sizler huzurunda hoş geldiniz demek istiyorum. Hemen günün ilk konusuyla başlamak istiyoruz. Sizleri çok bekletmeden sosyal medyada duyurularımızı yaptığımız anda bizlere sosyal medyadan mesaj yoluyla ulaşan mesajlarınız oldu. Bu sorularımızdan birkaç soru derledik. Hocalarımıza sorarak sizlere de bu konuda merak ettiklerinizin yanıtını vereceğiz hep birlikte. Evet, öncelikli olarak genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Hasan Nice yanımda. Hocam hoş geldiniz tekrardan diyorum. Evet, hastanemizin kıymetli ve başarılı hekimlerinden kendisi. Hocam sizinle bugün tüp mide ameliyatını konuşacağız. Bu konuda da az önce ekranda görsellerde de gördük, yine birçok hastalarınız var hem yurt içi hem yurt dışından. Hocam tüp mide ameliyatı nedir? Bize bahseder misiniz? Şimdi pandemide gerçekten aşı çok önemli. Evet. Halkımızdan bazı kişiler söylüyor, işte aşıya inanmıyoruz, olmak istemiyoruz, bir bakalım, bir düşünelim falan. Böyle bir şey yok. Eğer bu hastalıktan kurtulacaksak herkesin aşılanması gerekiyor. Bu şart. Ben de ikinci dozumu oldum. Hiçbir yan etkisi yok. En ufak bir kızarma veya kolda bile bir ağrı olmadı. Ateş vesaire hiç olmadı. Konumuza gelirsek, bu pandeminin herhalde bir olumlu yanı var. O da bayan arkadaşlarımıza, ev hanımlarına karşı iyi bir yönü oldu. Çünkü erkekler mutfağa girdi. Artık hepsi yemek yapar ve öğrenir oldu. Ama bunun kötü tarafı var. Obezite. Evet. Bir de hareketsiz yaşam olunca bu konuda profesyonel olarak bir şeyler söylemek lazım tabii. Evet hocam. Şimdi tüp mide ameliyatı bir kere tüm dünyada zayıflama ameliyatlarında kriterlere uyuyorsanız İlk tercih edilecek, en emniyetli, yapımı rahat, ameliyat şekli rahat, hastanın da fazla bir anatomisini bozmadan yapılabilen bir ameliyattır. Bu bir teknik, 2000'li yıllardan beri uygulanıyor ve çok başarılı sonuçlar alınıyor bu konuda. Biz de aynı şekilde öyle başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu şekilde tüm dünyada ilk sırada oldu. Peki hocam, bu ameliyat nasıl yapılır ve ameliyatta hangi teknik kullanılır? Kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdi body mass endeksi, bunu tabii çok bahsettik. Kilomuzu boyun metre cinsinden karesine bölünce çıkan değer. Evet.
Bu eğer 35 ve üstündeyse zaten bizim ilk hedefimiz, hastalara önerdiğimiz kalıcı bir çözüm istiyorsak eğer ve bütün her şeyi denemişsek tüp mide ameliyatı. Tüp mide ameliyatını biz kapalı yöntemle yapıyoruz. Evet. Hastamız geliyor, başvuruyor, kriterlerini inceliyoruz, tetkiklerini yapıyoruz. Ondan sonra eksik olan bir şeyimiz varsa onları tamamlıyoruz. Konsültasyonlarımızı yaptırıyoruz. Ardından da hastamızı yatırıyoruz ve kapalı yöntemle ameliyatımızı yapıyoruz. Peki hocam, tüp mide ameliyatının riskleri var mıdır? Varsa nelerdir? Şimdi her ameliyatın riski vardır. Evet. Şimdi basit bir fıtık ameliyatına bile girseniz o arada hastada kalbinde bir problem olabilir, ufak bir pıhtı atabilir vesaire. Bunlar bir genel bir ameliyat riski dışında ekstra olabilecek riskler aslında çok yok. Burada en çok korkulan şey mideden olan kaçaktan korkmaktır. Evet. Yani genel olarak. O da yeni çıkan bu FDA onaylı stepler ile zaten çok görmüyoruz. Kitaplar binde 3 diyor ama biz binde 3 bile görmedik. Görmüyoruz da. İkincisi, uygun ve titiz bir teknikle yapılırsa herhangi bir şekilde bir kanama ya da bir organ yaralanması vesaire hiç görmüyoruz, olmuyor da. 3 gün yatıyor hastalarımız. Üçüncü günde hastamızı zaten ikinci gün beslemeye başlıyoruz. Evet. Üçüncü günde hastamız çıkmadan önce Büşra Hanım'a gönderiyoruz. Büşra Hanım da güzelce de nasıl besleneceğini tarif ediyor. Ondan sonra da kontrollere gelmek üzere de taburcu ediyoruz. Peki hocam, bu ameliyatta uygun yaş sınırı ve kilo sınırı nedir? En çok merak edilenlerden. Şimdi böyle ameliyatlarda aslında yaş sınırı yok. Fakat yaş 60 ve üzerinde olduğu zaman biz bunu pek yapmak istemiyoruz. Niye? Çünkü damarsal yapılar artık kireçlenmeye başlamış oluyor. Evet. Hastanın doku iyileşmesi güçleşmeye başlıyor. Ama 60 yaşın altında bunları daha az görüyoruz. Yaş sınırı o şekilde ve 18 yaşından da büyük olmuş. Artık yani vücudun oturmuş olması gerekiyor. Peki hocam, tüp mide ameliyatı sonrasında ayda kaç kilo verilmesi ya da ne kadar süreden sonra kilo verilmesi beklenir? Evet. Şimdi fazla kiloya bağlı. Mesela body mass endeksi diyelim ki 50 olan biriyle body mass endeksi 35 olan birisi arasında yağ hacmi bakımından çok büyük bir oran var. Tabii ki Büşra Hanım o diyetin kalorisini ona göre ayarlıyor. Kaslardan erimemesi için protein tozları veya takviyesi veriyor. Evet. Bunları da göz önüne alarak yani fazla kiloların yaklaşık böyle ayda 5 kilo, 6 kilo civarında gitmesi bizim için maksimum sınır olsun istiyoruz aslında. Bizim hedefimiz hep uzun hedef. Yani 6 ayda zaten çok müthiş zayıflıyorlar da biz yavaş diyoruz, dengeli, hedef 2 yıl. İkinci yılın sonunda fazla kiloların %95'ini, fazla kiloların, siz mesela 60 kilo olacaksınız. Oysa 100 kilosunuz, 60'a gelene kadar %95'i diyelim ona, onu veriyorsunuz fazla kiloları. Ve şeker hastalığı, tansiyon, işte bu felç riskleri, özellikle 50 yaş üstünde, bunların hepsi bu kilo ile birlikte bütün riskler hep azalıyor. Riskler azalıyor. Evet. Peki hocam, bu ameliyat sonrası iz kalıyor mu? 4 tane küçük delikten yapıyoruz bu ameliyatı. Evet. Bizim port deliği dediğimiz. Bunlardan 2 tanesi 1.2 santimetre. Yani düşünün 1.2 santimetre parmağım ancak girer. Evet. Bir tanesi 5 milimetre yani yarım santimetre. Bir tanesi de kamera portumuz 1 santimetre 10 milimetre yani. Bunlar bize yetiyor. Özel aletlerimizle onlardan giriyoruz. Karnı karbondioksitle şişiriyoruz ve oradan ameliyatımızı güzelce yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerçekten tecrübeli ellere sahipsiniz hocam. Birçok hastamız var bu konuda. Hastanede ciddi anlamda büyük memnuniyet oranlarının olduğu. Emeklerinize, elinize ve deneyimlerinize sağlık diyelim. Buradan da tüm hastalarımıza tekrardan geçmiş olsun deyip selamlarımızı iletelim.
hemen tüp mide ameliyatını konuşmuşken hocamın da az önce dediği gibi beslenme konusuna biraz da Büşra Hanım'a döneceğim ve bu konudaki beslenmelerle ilgili bilgi almak istiyorum. Evet, hoş geldiniz Büşra Hanım tekrardan. Evet, hastanemizin beslenme ve diyet uzmanı, uzman diyetisyen Büşra Çengel yanımda. Peki hemen size bu soruyu yöneltmek istiyorum. Tüp mide ameliyatı sonrasında beslenme nasıl olmalı ve bu hastalar ne kadar takip edilmelidir Büşra Hanım? Evet, aslında ameliyat sonrası takip çok önemli. Hekimlerimiz ameliyat sonrası hastalarını bana yönlendiriyorlar. Ardından hedef kiloya yaklaşana kadar aslında biz takip ediyoruz. Çünkü burada diyetisyen desteği çok önemli. Vitamin ve mineral eksikliğinin ortaya çıkmaması amacıyla. Kişi ilk başta tüp mide sonrası 20 günlük aslında bizim bir sıvı beslenme serüvenimiz var. Kişi direkt katı beslenmeye geçemiyor. 20 gün boyunca protein takviyesi, sıvı tanesi, çorbalar, tabii bunlar hepsi kişinin ihtiyacına göre belirleniyor. Ek olarak sıvı multivitaminler başlıyoruz. Probiyotik takviyesi, omega 3 takviyeleri başlıyoruz. Bunlar kişinin kilosuna, boyuna, beden kütle indeksine göre hepsi farklılık gösterebiliyor. Akabinde 20 gün sonrasında yavaş yavaş püre dönemine aslında geçebiliyoruz. Evet. Püre geçiş dönemimizde 20 günlük bir süreç, ardından minik minik katı döneme yavaş yavaş normal gıdaya geçebiliyoruz. Tabi burada hepsi sonuna kadar diyetisyen desteği önemli. Kişinin günlük alması gereken kalori, vitamin ve mineral değerleri de farklılık gösterdiği için kişiye göre bir liste oluyor. Sık sık bunları kan tahlilleriyle birlikte takip ediyoruz. Ayda bir ilk başta, sonrasında 2 ayda bir ve 3 ayda bir sık sık tahlil istiyoruz. Herhangi bir vitamin ve mineral eksikliği çıkmaması açısından. Bu şekilde sonuna kadar gidiyoruz birlikte hastalarımızla. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerçek anlamda cerrahlarımızla ciddi bir ekip halindesiniz. Başarılı sonuçlar alıyoruz. Hastalarımızın da tabii ki takipte olması, takiplerini ihmal etmemeleri de çok önemli noktalardan birisi. Birazdan diğer konularla ilgili de size hemen dönüp beslenmeyle ilgili bu konulardaki tüyoları alacağız. Şimdi neden bahsedeceğiz? Mide balonundan bahsedeceğiz. Yine hastanemizin başarılı ve deneyimli cerrahlarından operatör doktor Coşkun Görmüş bizlerle. Hocam tekrardan hoş geldiniz, hoş diyoruz size de. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Mide balonu da en çok merak edilenler arasında. Hocam, mide balonu işlemi nedir ve nasıl takılır? Bize bahseder misiniz? Gül Hanım, mide balonu dediğimiz şey aslında silikon bir materyalden oluşmuş. Evet. Kişinin mide kapasitesine göre içerisini 400 mililitre ile 700 mililitre arasında bir sıvıyla şişirdiğimiz ve midenin içerisinde bir yer kaplayıcı alan oluşturarak kişinin daha küçük porsiyonlar tüketmesini, böylelikle daha kolaylıkla kilo vermesini sağlayan bir yöntem mide balonu. Peki hocam, işlem ne kadar sürmekte süre olarak ve bu işlem sonrası hastanede yatmak gerekli mi? Biz normalde işlemi endoskopik olarak, endoskopi ünitesinde gerçekleştiriyoruz. Evet. Hastalara damardan verdiğimiz bir takım ilaçlarla sedasyon diyoruz buna, yarı sakinleştirici, yarı uyutucu bir yöntemle endoskopi altında bu işlemi gerçekleştiriyoruz. İşlem yaklaşık 15-20 dakika arasında sürüyor ve bu işlem hastanede yatmayı gerektirmiyor. İşlem sonrasında 1-2 saat süreyle hastayı dinlendirip gelişebilecek bir takım sıkıntıları önceden öngörebilmek adıyla istirahatini sağladıktan sonra hastaneden taburcusunu sağlayabiliyoruz. Peki hocam, mide balonunun kimlere yapılması uygundur? Bize bundan biraz bahseder misiniz? Az önce hem Hasan Hocam hem Büşra Hanım bahsettiler beden kitle endeksi. Evet. Burada beden kitle endeksi önemli. Evet. Beden kitle endeksi 27 ile 35 arasında olan hastalara zayıflamak amacıyla mide balonu işlemi uygulayabiliyoruz öncelikli olarak. Ama bunun haricinde eğer kişi uzun süre diyet yapmaya rağmen kilo verememişse, tıbbi nedenlerden dolayı egzersiz yapmasında kişinin sorun varsa ya da tıbbi nedenlerle çok kısa süre içerisinde hızlı kilo vermesi gerekiyorsa ya da Hasan Hocam'ın bahsettiği mide küçültme ameliyatlarından önce eğer kişinin body mass indeksi çok yüksekse, bu hastayı ameliyata daha konforlu hazırlamak ve ameliyat sonrası gelişebilecek sıkıntıları daha düşük düzeye indirebilmek adına ameliyat öncesi de hastalarımıza mide balonu uygulayabiliyoruz. Peki hocam, vücutta ne kadar kalır? Bununla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi mide balonunun farklı yapıda olanları var. Bunlar genellikle süreye göre belirlediğimizde 6 aylık ve 1 yıllık uygulayabildiğimiz balonlarımız var.
Bu balonlarda bu süre içerisinde 6 aylık uyguladığımız balon 6 ay, 1 yıl uyguladığımız balon 1 yıl, ki bu 1 yıllık balonların bir kısmının da içerisindeki hacmi zaman içerisinde değiştirebilmemize de olanak sağlıyor. Bu süreler içerisinde mide içerisinde durabiliyorlar. Peki hocam, mide balonu sonrasında ne tür şikayetler olabilir ya da olur mu? Bununla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Çok düşük düzeyde şikayetler oluşur ama genellikle ilk bir hafta içerisinde hastalarda en sık görülen şikayet bulantıdır. Bulantı sonrasında hastalarda kusma, kramp tarzında karın ağrıları, göğüste bir basınç, baskı hissi de mide balonu sonrası gördüğümüz şikayetler. Ama bunlar genellikle bizim hastalara uyguladığımız balon sonrası verdiğimiz ilaç tedavileriyle ve vücudun bu balonu tolere etmesine bağlı olarak genellikle bir hafta içerisinde bu şikayetler ortadan kalkmakta ve hasta balona iyi bir tolerans göstererek güzel bir şekilde zayıflamaya devam etmekte. Peki hocam, mide balonu işlemi sonrasında ortalama ne kadar kilo verilebilmektedir? Söylenilen yayınlarda ortalama kilo 15 kilo ile 25 kilogram arasında değişiyor. Bunu tabii belirleyen şey body mass indeksi. Body mass indeksi kişinin 35'e ne kadar yakınsa verebileceği kilo da 25'e o kadar yakın. Body mass indeksi 27'ye ne kadar yakınsa da verebileceği kilo 15'e kadar o kadar yakın olmuş oluyor. Yani ortalama body mass indeksi 27 ile 35 arasında hastalara taktığımıza göre ortalama verdikleri kilo miktarı da 15 kilo ile 25 kilogram arasında değişiyor 6 aylık süre içerisinde. Evet, ciddi bir kilo verimi söz konusuymuş gerçekten. Evet, peki hocam, mide balonu risk faktörleri nelerdir? Bize bundan bahseder misiniz? Gösterilmiş çok ciddi bir riski yok mide balonunun. Ama eğer bunu risk olarak kabul edersek, mide balonu uygulaması yapılmış hastaların yaklaşık %1'lik kısmında bir balon intoleransı dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bu balon intoleransı da az önce bahsettiğim şikayetlerin çok uzun dönemli devam etmesi anlamında kullanılıyor. Eğer böyle çok uzun dönemli devam ederse şikayetler, o zaman bazen de balonu çıkarmamız hasta toleransı olmadığı için mümkün olabiliyor. Ne yazık ki. Hocam, mide balonu konusunda merak ettiğimiz birçok soruya yanıt verdiniz. Teşekkür ediyoruz bu bilgilerden dolayı. Yine Coşkun Hocam da bu konuda ve diğer tüm cerrahi işlemlerde oldukça hastanemizin başarılı tercih edilir cerrahlarında. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz ve tekrar ben beslenme diyet uzmanımız Büşra Hanım'a hemen bu konunun arkasından dönerek, şimdi az önce tüp mide ameliyatı sonrası beslenmeden bahsettik. Peki mide balonu sonrasında beslenme nasıl olmalıdır Büşra Hanım? Bahsedebilir misiniz? Evet, mide balonu sonrası aslında tüp midedeki kadar uzun bir sıvı dönemimiz yok bizim. Evet. İlk bir hafta balonun mideye alışma esnasında bir sıvı beslenme dönemimiz oluyor aslında. Sıvıdan ziyade biraz püreye geçiş döneminde olabiliyor kişinin bulantı durumuna göre. Fakat sonrasında gayet rahat bir şekilde minik porsiyonlar halinde eskisi gibi tekrardan katıya geçiş yapabiliyoruz. Burada hemen sıvı multivitamin takviyesine başlamıyoruz. Kişinin eğer ilerleyen süreçte herhangi bir eksikliği çıkarsa o dönemde aslında ihtiyacına göre tekrardan takviye ettirebiliyoruz. Önemli olan burada çok yağlı yiyeceklerin yenilmemesi ilk başta, çok yağlı çorbaların tercih edilmemesi ve en önemli şey ilk başta hemen ilk gün taneli yiyecekler istemiyoruz ki bulantıyı arttırmasın dönemde. Evet, mide balonu sonrasında da beslenme ile ilgili bilgilerimizi aldık. Şimdi de mide botoksundan bahsedeceğiz sizlere. Evet, yine hastanemizin başarılı cerrahlarından operatör doktor Akın Ünal hocam yanımızda. Hocam hoş geldiniz diyoruz tekrardan sizlere de. Hocam, mide botoksu konusunda da birçok merak edilen noktalar var. Mide botoksu nedir? Cerrahi bir işlem midir bu? Ve nasıl uygulanır? Kısaca bize bundan bahseder misiniz? Tabii. Mide botoksu mide içine, mide kaslarının içine botulinum toksini dediğimiz toksini vererek mide kasılmasını engellemek, böylece gıdaların midede daha uzun süre kalmasını sağlamak, iştahı azaltmaktır. Bunu yine endoskopik yöntemle yapıyoruz, balon gibi. Evet. Herhangi bir ameliyata gerek olmuyor. Endoskopi ünitesinde sedasyon altında yapabildiğimiz bir işlem. 18 yaşından büyük olan, body mass indeksi 35'in altında olan hastalarımıza tercih ediyoruz. Hasan hocamın da belirttiği 35'in üstüne çıktığında artık ameliyat bir tercih olmalıdır. Evet. Ama 35'in altında olan hastalarda uygulayabileceğimiz yöntemlerden biridir.
Peki hocam, mide botoksu ortalama ne kadar sürer ve bu işlem sonrası hastanede yatmak gerekli mi? Hastanede yatmaya gerek yok işlem sonrası. Hı hı. Yine 1-2 saatlik müşahede arkasından gönderebiliyoruz. İşlem zaten 15-20 dakika 15-20 süren dakika. Bir işlem. Peki hocam, etki süresi nedir? Mide botoksunun etki süresi ve işlem sonrası ne kadar kilo verilebilir? Etki süresi aşağı yukarı 4 ile 6 ay kadar etkisi var. Bu süre zarfında da aşağı yukarı vücut, yani kilonun %10-15 kadarını verebilir. Yani çok fazla kilo verdiren bir yöntem değildir ve geçici etkisi vardır. Diyetle ve egzersizle de mutlaka desteklenmesi gereken bir yöntemdir. Çok teşekkür ediyoruz hocam sizlere de. Yine hastanemizin başarılı cerrahlarında Akın hocam da mide botoksu ile ilgili merak edilenlerin yanıtını sizlere verdi. Ve şimdi mide botoksu sonrasında biraz beslenmeden bahsedelim istiyoruz. Tekrardan beslenme diyet uzmanımız Büşra Hanım'a dönüyorum ve mide botoksu sonrasında beslenme nasıl olmalıdır Büşra Hanım? Bununla ilgili bilgiler verir misiniz? Evet, mide botoksu sonrasında aslında Akın hocamın da dediği gibi geçici bir işlem 4 ile 6 ay arasında kişi kilosunu %10-15'ine kadar kaybedebiliyor. Evet. Burada uzun bir sıvı dönemimiz gerekmiyor aslında. İlk 2-3 günlük bir sıvı döneminden sonrası, 2-3 gün sıvı püre döneminden akabinde bir hafta sonrasında tamamen normal tekrardan beslenmeye dönebiliyor. Burada önemli olan kişinin aslında kişiye uygun bir diyet planlanması ve egzersiz ve diyetle birlikte bunun beraberinde sürdürülmesi. Çok fazla sorudan sonra acıkır mıyım sonrasında veya herhangi bir yan etki yapar mı diye acıkma hissi oluşmuyor. İlk bir gün sıvı beslediğimiz için ilk 2-3 gün devamında çok fazla o açlık hissi oluşmadığından herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Evet, mide botoksundan, mide balonundan, tüp mide ameliyatından ve bu işlemler sonrası beslenmeyle ilgili sizlere çok değerli hocalarımın bilgilerini sunmuş olduk. Evet, genel cerrahi ekibimizin birçok kısmı burada ve bir kısmı da şu anda tabii ki poliklinikte ve ameliyatta. Tabii bugün obezite cerrahisini konuştuk ama değerli hocalarım alanında her türlü işlemde başarılı, deneyimli ve tercih edilen birçok büyük ameliyatları, onkolojik cerrahi operasyonları gerçekleştiren muhteşem bir ekip birliği var diyebiliriz Avrasya Hastanesi ve genel cerrahi branşında. Evet, değerli hocalarımın dışında tabii ki yine genel cerrahlarımızdan Operatör Doktor Kerim Özakay, Operatör Doktor Bülent Öztürk, Operatör Doktor Zehra Vartanesyan. Evet, buradan onlara da selam olsun. Kendileri de poliklinikte ve ameliyatta hasta başındalar. Ve tabii ki Avrasya Hastaneler Grubu kurucusu, aynı zamanda genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Sayın Hüseyin Urlu'ya da buradan selamlarımızı iletelim. Güçlü bir medikal kadromuz, cerrahi kadromuz, yine bu konuda oldukça deneyimli beslenme ve diyet uzmanımız mevcut. Hocalarıma deneyimleriyle sundukları tüm katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Obezite cerrahisinde Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'ni tercih edebilirsiniz. Hocalarım o kadar detaylı ve her merakınızı gideren bir ön muayeneyi gerçekleştiriyorlar ki korkularınızı yenebilir ve sağlıklı bir şekilde büyük bir değişime Zeytinburnu Avrasya Hastanesi ve genel cerrahi ekibiyle birlikte gidebilirsiniz. Aynı zamanda bir sürprizimiz daha olsun. Bu tüp mide, mide botoks, mide balonu işlemlerinizde de Şubat ve Mart aylarını kapsayan avantajlı fiyatlar hazırladık sizler için. Mutlaka önce bize danışın diyoruz. Evet, hocalarından son olarak izleyenlerimize mesajlarını tek tek rica edeceğim. Evet, Hasan hocam, ilk olarak sizin izleyenlere mesajınızı alabilir miyiz? Şimdi kilo gerçekten kansere kadar gidebilen en büyük problemlerden biri. Ana bir kaynak. Bu tıptaki gelişmeler insanlığın bununla başa çıkmasını sağladı gerçekten. Ne olacak? Hayatımızı gençlik yıllarımızdan artık uzun yıllar boyunca spor ve beslenmeyi hayatımızın ilkeleri haline getirmemiz gerekiyor. Ve bunların hepsini yeterli seviyede, aşırıya kaçmadan hayatımızın bir parçası olarak entegre etmek gerekiyor. Eğer böyle durumları yapamıyorsak veya olaylar sınırımızı aştıysa, evet, profesyonel bir destek mutlaka almak gerekiyor sağlığınız için.
Gördüğünüz gibi biz de bir ekibiz. Bu işi gerçekten üzerine çok iyi eğilerek ve profesyonelce yapıyoruz. Evet. Birincisi cerrahide şu vardır. Gereksiz hiçbir işlem hastaya yapılmamalıdır. Eğer gerekiyorsa çok iyi anlatılarak ve uygun bir şekilde yapılmalıdır. Bu da ancak bir sağlam ekiple olur. Evet. Ekibimiz çok güzel ve yıllardır bu işi birlikte başarıyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam bugünkü katkılarınızdan dolayı. Ve Akın hocam, sizin izleyenlerimize son olarak mesaj nedir alabilir miyiz? Obezite gerçekten çağımızın belalarından birisi. Sağlıklı bir yaşam istiyorsak obeziteyle mücadele etmemiz lazım. Obeziteyle mücadelenin cerrahi veya endoskopik kısmında da bizler varız. Bizlere güvenebilirler. Çok teşekkür ediyoruz size de bugünkü katkılarınızdan ve genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Coşkun Görmüş'ün de izleyenlerimize mesajını rica ediyoruz. Benim saygıdeğer takipçilerimize söyleyeceğim son şey, dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın ve vücudunuza taşıyabileceğinden fazla yük yüklemeyin. Çok teşekkür ediyoruz hocam ve beslenme diyet uzmanımız, uzman diyetisyen Büşra Çengel'in mesajını alıyoruz. Evet, özellikle pandemi döneminde obezite tabii ki arttı. Burada aslında en önemli mesajımız, lütfen bunu kendi başınıza denemeyin başta diyet olarak. Profesyonel bir destek alın, ameliyat veya diyet yöntemi olarak veya ameliyat olduktan sonra mutlaka diyetisyen desteği çok önemli burada. Birlikte yol alabiliriz. Bu da en doğru şekilde bizden geçiyor tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, hocalarımın da biraz önce de bahsettiğim gibi bu konuda tüm merak ettiklerinize yanıt bulabilir, hocalarımızla bir ön görüşme sağlayabilir ve tüm merak ettiğiniz sorulara detaylı bir şekilde cevap bulabilirsiniz. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde evet, tüp mide, mide botoksu, mide balonu gibi birçok işlem ve bunun dışında tüm cerrahi işlemler hocalarımız tarafından deneyimli, titizlikle ve kaliteli bir şekilde Avrasya Hastanesi'nde sizlerle buluşuyor. Bu konuda güvenerek bizi, Avrasya Hastanesi'ni ve genel cerrahi ekibimizi tercih edebilirsiniz diyoruz izleyenlerimize. Evet, randevu için 0212-665-5050 numaralı çağrı merkezimizi ya da web sitemizden online randevu alabilirsiniz diyoruz ve yayınımızı izleyen, beğenen, yorum yapan tüm takipçilerimize, hastane çalışanlarına, halkımıza teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın diyoruz. Sevgiyle kalın. Kanal 58 ekranlarında Şifa Kapısı programında bu haftada obezite cerrahisine işledik sevgili izleyenlerimiz ve değerli hocalarımız bizlerle birlikteler. Hasan Nici hocam neler söyleyecekler kendilerinden dinleyelim. Dediğimiz gibi obezite maalesef çağımızın belası. Obeziteyle savaşta ne kadar böyle ameliyat dışı yöntemler olsa da eğer bunları denemiş ve başarısız olmuşsanız o zaman iş cerrahiye geliyor. Cerrahi olarak da ilk tercih edeceğimiz yöntem tüp mide ameliyatı. Tüp mide ameliyatı çok başarılı bir ameliyat. Fazla kiloların neredeyse %95'ini hedef olan 2 yılda veriyorsunuz ve kalıcı bir şekilde. Yüz güldürücü satışlarla. Evet. Dolayısıyla bunların bize sağlık olarak geri dönüşü var. Tansiyon, şeker, felç vesaire, kalp hastalıkları, bunların hepsini risk oranlarını hep düşürüyor tabii ki. O nedenle eğer bu şekilde başaramıyorsanız mutlaka cerrahiden korkmayın. Gelin profesyonel yardım alın. Her şeyi anlatalım. Uygun musunuz, değil misiniz? Karar verelim. Evet. Birlikte bu işe başlayalım. Ve Avrasya Hastanesi'nde de çok da güzel de yüz gözlü evet. Sonuçlar evet. Karşılaşılıyor. Bir kere hastanemizde olmazsa olmaz her şeyimiz var. Yani yoğun bakımından tutun, bütün konsültasyonları yapacağımız doktorlarımızdan tutun, çok teçhizatlı bir ameliyathanemiz. Zaten bunları yani onlarca yıldır hep yapıyorduk. Tüp mide ameliyatı konusunda da bu şekilde çok başarılı, çok başarılı bir background'umuz var. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ve Şifa Kapısı programımızda obezite cerrahimizi kimden dinliyoruz? Coşkun hocamdan dinliyoruz. Coşkun hocam neler söyleyecekler?
Evet, içeride de bahsettik sunumumuzda. Obezite gerçekten çağımızın hastalığı. Evet. Bu konuda gerçekten ciddi anlamda mücadele etmemiz gerekiyor ki hastalarımız sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilsin. Hem sağlığını korumak adına hem de gündelik yaşantılarını kısıtlayıcı faktörleri tamamıyla ortadan kaldırıp tabii ki üzerlerinde taşıdıkları yükü ortadan kaldırmak adına biz her zaman Avrasya Hospital olarak buradayız. Evet. Elimizden geleni en iyisini sonuna kadar yapmak için de hazırız. Ve şunu gördük içeride hocam, vermiş olduğunuz konferansta, panelde bir ekip ruhu var. Ekip işi bu. Yapılan operasyonlarda önce ekibimiz karar veriyor, sonra cerrahi işlemler gerçekleşiyor. Tabii ki bu tek başınıza yapabileceğiniz bir işlem değil. İşlemin başından sonuna kadar bir ekip ruhuyla bu işin içerisinde olmanız lazım. Hem cerrahi ekibimizin hem de bize elinden geldiği desteği sonuna kadar veren diyetisyenimiz Büşra Hanım'ın gerçekten oluşturduğu etkin ekip sonuçlarını gördünüz zaten resimlerden. Hastalarım tabii çok başarılı, yüz güldürücü, hastalarımızı memnun edici, mutlu edici sonuçlar elde ediyoruz. Ve burada şu da var hocam. Birçok hastalığın önüne geçilirken özgüven çok önemli. İnsanın kendini mutlu hissetmesi ve bu pandemi döneminde de en çok önem verdiğimiz psikolojimizin düzgün olması, kendimizi iyi hissetmemiz ve özgüvenimizin yüksek olması. Mutlaka ki yani düşünün, vücudunuzda taşıyabildiğinizden fazla bir yük var. Bu sizin hem ilerleyen zamanlarda başınıza gelebilecek şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kalp hastalığı, tabii ki bunlara zemin hazırlayıcı bir faktör. Aynı zamanda da sizin efor kapasitenizi düşürerek gündelik yaşantınızı da sıkıntıya sokucu işlemler. Dolayısıyla bunların hepsi bir araya geldiğinde gerçekten kişide özgüven problemi ortaya çıkabiliyor. Hele bu pandemi döneminde insanların eve kapanıp kaldığı dönemlerde ciddi anlamda özgüven sorunu yaratmasından dolayı biz bu işin çözümünü burada Avrasya Hospital'da sonuna kadar güvenilir bir şekilde, etkin bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Obezite cerrahisinin konuşulduğu Şifa Kapısı programımızda değerlendirmelerini almak üzere İbrahim Uğurlu hocamdan dinliyoruz. Evet, bugün sağlıkta okur yazarlık projelerimizden, panellerimizden bir tanesini daha izledik. Türkiye toplumunun 10 kişiden 7 tanesi sağlıkta okur yazarlık seviyesinin düşük olduğu Sağlık Bakanlığı'nın İnternet sitesinde okudum. Evet, İstatistiklerinden 6000 civarında denek üzerinde yapılan şeyde 10 kişiden 7 tanesinin sağlık seviyesinin ölçütünün düşük olduğu görülmüştür. Bu kadınların daha duyarlı olduğunu zannediyordum ama kadınların sağlık okur yazarlık seviyeleri maalesef son zamanlarda düşmüş. Bu erkeklerde biraz yüksek. Yaşlıların daha yüksek olduğunu zannediyordum. Maalesef yaşlılarda da sağlıktaki okur yazarlık düzeyi düşmüş. Evet, bu çağımızın değişimden, dönüşümünden kaynaklı. Dijital devrimin getirdiği durumlarla bir önceki kuşağın bunlara yeterince yetişemediğini, yeni kuşağın da sağlıkları yerinde olduğu için o sağlığı kaybetmeden onun ihtiyacını hissetmemesinden kaynaklı bir durum. Evet, sağlık pandemi döneminde ciddi bir vaziyette önemini toplumumuz anlamış oldu. Sağlık bizim için en değerli varlığımız. Bol servetlerin, trilyonluk en büyük servetin önündeki o birdir bizim sağlığımız. Onu koruyup kollamak gerekir. Bugün obezite cerrahisi ya da obezite ile ilgili cerrahlarımızdan çok güzel bilgiler aldık. Her gün bir 25-30 kiloluk bir yükü sabahtan akşama kadar bir tüpü, bir su damacanasını taşıyan dostlarımıza doktorlarımız bugün güzel mesajlar verdi. Evet. Bu yükten
nasıl kurtulacağımızı ve nasıl kurtulmamız gerektiği konusunda bilgiler verdiler. Bu paneli kaçırmamalarını, bunu mutlaka dijital ortamda bulup izlemelerinde yararlı olacağı kanaatindeyim. Kendilerine faydaları var. Evet. Bu kilolarımızın verilmesi birçok hastalığımızın da önünde duruyor hocam. Şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, daha dinç olmamız, özgüvenli olmamız. Evet, bu tek başına kiloları vermek için değil, mutlaka dinç. Ve önünü kesip iyi beslenme ve iyi egzersiz yapmak da gerektiği kaçınılmaz bir şey. Ama bunun için önce bilinçli olmak ve sağlıklı okur yazarlık düzeyimizi yükseltmekten geçmekte. Ve cerrahi işleme karar verilirken de az önce dijital platformda da izledik ve takip ettik hocam. Bir kişi değil, birçok doktorumuzun vermiş olduğu bir karar bu. Elbette. Elbette. Bunlar da bir ekip işi bu, evet. İş. Bu işlerin yapılabilmesi için öncelikle iyi bir altyapıya sahip olmak lazım. İyi bir ekibe sahip olmak lazım. Ve bu bilgiye de hakim, evet, olmak, ehliyetli insanlara kendimizi emanet etmemiz gerekmektedir. Ve o ehliyetli insanlar da Avrasya Hastanesi'nde az önce gördük. Kıymetli hocalarımız ve teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerle de Avrasya Hastanesi'ndeki hizmetler. Evet, Avrasya'da buna özen gösteriyoruz. Bu üçlüyü, bu üçgeni, evet, iyi bir altyapıyı ve iyi bir ekibi kurmak için elden gelen neyse onları yapmaya çalışıyoruz. Başarılar diliyoruz sizlerle. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Kanal 58 ekranlarında Şifa Kapısı programımızın bu haftada sonuna geldik. Avrasya Hospital'da obezite cerrahisi konulu panelimizi sizlerle paylaştık. Farklı bir programımızda yine sizlerle olma ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi,
Kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.